İşte bu elimde gördüğünüz elementler akıllı telefonlara kadar pek çok sanayi ürününün ham maddesi. Nadir toprak elementleri yüksek teknoloji ürünlerde kullanılıyor. Çok güzel bir şey yani, her şey, arabalar onunla hareket edeceğimiş, yürüyeceğimiş, onun parçasıyla her şey için, sabun için, bilmem ne için. Genelde moru andırıyor ama bütününe baktığımızda kahverengi. Bunların içinde küçük küçük mor taşlar görüyoruz. Bakın hatta sarılar var. GZT Haber Blog'da olan biteni sağdan aktarıyor. Röportajlar, izlenimler, detay görüntüler hepsi Haber Blog'da. Abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada önümüzdeki videoda neyi araştırmamızı istersiniz bizimle paylaşın. Pakistan üzerinden Afganistan'a giriş yaptık. Sel sularının etkisiyle Muğla Marmaris'teyiz. Müsilaj. Operasyon yapılacak. Buradan da alevler yükselmeye başladı. Eskişehir'de geçtiğimiz yaz nadir toprak elementleri bulunmuştu. Elementlerin ne işe yaradığına dair bir video hazırlamıştık. Evet, şimdi nadir toprak elementi çok önemli. Neden önemli? Bugün başta uzay, daha sonra nükleer, daha sonra da optik sanayinde kullanılan bazı küçük çok nadir bulunan elementler var. Bu kez tesisin olduğu yere doğru yola çıktık. Eskişehir Beylikova'da sahada kurulan pilot nadir toprak elementleri tesisindeyiz. Teknoloji geliştikçe ham maddeye olan talep de artıyor. Sanayi ürünleri nadir toprak elementlerine muhtaç. Çünkü bu elementler sanayi ürünlerinin ham maddesini oluşturuyor. Madende keşfedilen toryumsa radyoaktif bir element olarak aynı zamanda önemli bir atom enerjisi kaynağı. F-35 uçakları bile nadir element olmadan üretilemiyor. Peki neden nadir element deniyor? Yüksek içerikli cevherleşmenin diğerlerine göre daha az olmasından dolayı. Nadir toprak elementleri yüksek teknoloji ürünlerde kullanılıyor. Cep telefonları, örneğin elinizdeki cep telefonunda 6-7 tane nadir toprak elementi var. Hem ekranında, mikrofonunda, titreşim yapan kısımlarında nadir toprak kullanılıyor. Onun dışında havacılık, uzay sanayinde, savunma sanayinde yüksek miktarda kullanılan yüksek teknoloji ürünlerde kullanılan malzemeler bunlar. Şimdi ham madde olarak baktığımızda altınla ya da gümüşle kıyaslayabiliyor muyuz? Nasıl maddi değer bakımından? Maddi değer olarak tabii fiyatlar sürekli değişiyor. Nadir toprak cinsine göre de değişiyor. Ama en değerlisi olarak neodyum, praseodyum var. Onların şu anda oksit fiyatları ton başına 120-130 bin dolar. Sürekli değişen bir fiyat. Nadir toprak elementleri, diğer bir deyişle azrak madenleri, havacılıktan uzay araştırmalarına, savunmadan biyotıbba kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılıyorlar. Yani nadir bulunan toprak elementi olduğu için yani kıymetli bir cevher var burada. Yani işte uçakların yapımında, telefonların yapımında kullanıldığını duyduk. Burada 40-50 senedir çıkacak. Şimdi gittim kendim gördüm, çok güzel. Çok güzel bir şey yani, her şey, arabalar onunla hareket edeceğimiş, yürüyeceğimiş, onun parçasıyla her şey için, sabun için, bilmem ne için, temizlik için her şeye yararlıymış. İlk olarak 1950'lerde keşfedildi. Eskişehir Kızılcaören'deydi. Daha sonrasında ise Isparta, Çanaklı'da bulundu. Malatya, Konya'da da var ve daha çok başka bir rezervi ararken keşfediliyorlar. Dünyada 800 milyon tonluk rezerve sahip Çin'den sonra ikinci sıradayız. 694 milyon ton rezervimiz var. Pilot tesisin prosesi Etimaden Ar-Ge'si tarafından geliştirildi. Ülkemizdeki ilk diyebiliriz buradaki üretimde. Tabii şu anda yani yaklaşık ilk aşamada 5-6 tane ürün elde edebileceğiz bu pilot testi. Tabii biz bunu 10'a kadar çıkarmayı hedefliyoruz. Buradaki pilot testteki amacımız da laboratuvar ortamında proses geliştirdiğimiz için endüstriyel tesisten bir önceki adımdır aslında pilot tesis. Yani endüstriyel tesisin provası gibi düşünmek lazım. Burada elde edeceğimiz verilerle de daha büyük kapasitede ve üretip satabileceğimiz endüstriyel olarak, ticari olarak değere sahip ürünler elde edeceğiz. Keşiflerimizden birisi de nadir toprak elementleri. Yaklaşık periyodik cetvelde 17 adet nadir elementimiz var. Bunun 7-8 tanesini Beylikova'da bulduk. İşletme 17.600 dönümlük alana sahip 1200 ton cevher işlenebilecek kapasitede.
Çıkarılan madenler bu şekilde getiriliyor ve daha sonra tesiste fiziksel kimyasal işlemlerden geçiyor. Rezervin sağdan gelmiş hali bu. Şu an hiç ayrıştırılmamış, pek çok element bulunuyor. Rengi gerçekten çok farklı. Genelde moru andırıyor ama bütününe baktığımızda kahverengi. Bunların içinde küçük küçük mor taşlar görüyoruz. Bakın hatta sarılar var. Bunun içinde farklı farklı bileşenler bulunuyor. Ve bu tesiste bunlar işletiliyor, ayrıştırılıyor. Manyetik alanı geliştirir, daha iyi elektrik akımı sağlar, optikleşmeyi daha iyi sağlar ve benzeri ve benzeri vesaire diye devam eder. Şimdi işletiliyor burada. Peki nereye gönderiliyor? En son işletildi, bitti işlemi. Şu anda biz pilot tesis aşamasındayız. Burada yapacağımız deneme üretimi kendi içimizde kullanılacak. Hani buradaki ürün daha çok Ar-Ge faaliyetlerinde kullanılacak. Nadir bulunan toprak elementi bulunduğunu biliyoruz. İnşallah burada işleriz. Yani vatanımıza, memleketimize, milletimize hayırlı olsun. Bizim prosesimizin, pilot testi uygulanan prosesin bir akım şeması var. Burada cevherimiz var. Bu cevherden biz florit ve barit, aynı zamanda bunlar da endüstriyel ürünler. Bunları ürettikten sonra nadir toprak konsantremiz var. Bunu üreteceğiz ve bu konsantreden de lantan, seryum, prosedyum ve neodmium ki ağırlıklı olarak bizim cevherimizde hafif grup dediğimiz nadir toprak elementleri var. Bunların üretimi gerçekleştirilecek. İyi bir şey yani köyümüz için. Çevre köyler için, Eskişehir için, işçi için, işçi alınmaları için yani bir ekmek teknesi gibi bir şey. Şu anda sahada 694 milyon ton rezervimiz var. 2011-2017 yıllarında yaptığım sondajlar sonucunda ulaştığımız rakam bu. 694 milyon ton. Ne kadar kişi çalışıyor burada? Şu anda pilot tesis aşamasındayız. Projenin ilk aşaması. Tam kapasiteye geçtiğimizde 60 kişi çalışacak burada yaklaşık. Bundan sonra artık pilot denemeleri ve endüstriyel tesisin parametrelerini oluşturmaya çalışacağız. Ondan sonra da ikinci aşama büyük tesisimizin yapımına başlayacağız. Teknoloji geliştikçe ham maddeye olan talep de artıyor. Sanayi ürünleri nadir toprak elementlerine muhtaç. Çünkü bu elementler sanayi ürünlerinin ham maddesini oluşturuyor.